Herkese merhaba arkadaşlar. Akıllı telefonların popüler olduğu bir çağda akılsız bir telefon kullanmak ister miydiniz? İşte akılsız bir telefon olan Alcatel 2057 cep telefonunun özelliklerini bu videoda anlatıyorum. Hep beraber izleyelim. Tabii böyle bir giriş yaptım ama akılsız derken aslında yine akıllı bir telefon var karşımızda. Belli ölçeklerde akıllı bir telefon. Tabii ki günümüz telefonları gibi akıllı özelliklerle donatılmış bir telefon değil. Alcatel 2057. Her zaman yaptığım gibi genel görünümden bahsetmek istiyorum. Aslında 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların ortalarına kadar hayatımıza giren bir teknolojik tasarıma sahip istiridye kapaklı telefon diyoruz biz bunlara. Hatırlayanlar vardır belki aramızda. Motorola'nın böyle bu şekilde açılıp kapanan bir cep telefonu modeli vardır. Razer ailesinin farklı modelleri de 2000'li yılların başlarında piyasaya sürüldü. Hatta ülkemizde satılan ve oldukça da popüler olan modelleri oldu Motorola'nın. İşte Alcatel'de bu istiridye kapaklı dediğimiz, zamanda Motorola'nın denediği veya farklı markaların da denediği modellerden bir tanesi. Ekran kısmı kapağın üst kısmında yer alıyor. Tuşlarımız ise alt tarafta yer alıyor. Tuşlar da oldukça büyük tasarlanmış. Onu da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuşları çok büyük. Altındaki yıldız, 0 ve kare tuşlarımız da yine aynı şekilde büyük bir şekilde tasarlanmış. Üst tarafta bazı özellikleri kullanabileceğimiz iki tane fonksiyon tuşu. Onun hemen altında bir yeşil renkli arama yapma veya işte yanıtlama gibi bir tuşumuz var. Onun hemen yanında ise kırmızı renkli arama kapatma engelleme tuşumuz yer alıyor. Bunların tam ortasında dairesel bir tuş var. Burada da işte yukarı aşağı yaparak ve üzerine de basarak çeşitli fonksiyonları yerine getirmiş oluyoruz. Telefonun önden baktığımızda sağ yan yüzünde 3.5 mm kulaklık girişi var ve ses açma kapama tuşlarımız bulunuyor. Önden baktığımızda sol yan yüzde ise micro USB bağlantı yuvası bulunuyor. Burası hem data aktarımı hem de şarj için kullanabileceğimiz bir port. Ek olarak kapağı kapattığımızda üst tarafta bir kamera bizleri karşılıyor. Onun hemen altında normalde pek görülmeyen ama çeşitli bildirimler geldi veya şarj ederken yanan iki tane minik led lambamız var. Bir de el feneri olarak ve fotoğraflarda vesaire kullanmak üzere minik bir led lambamız da bulunuyor. Bunun dışında telefonun herhangi bir düğmesi vesairesi bir şeyi yok arkadaşlar. Öte yandan şunu söylemekte fayda var. Arka kapak açılıyor. Piline ulaşabiliyorsunuz. Pili açtıktan sonra da zaten iki adet sim kart yuvası ve bir adet de micro SD kart yuvası bizleri karşılıyor. Burada da isterseniz çift sim kart takabiliyorsunuz. Bu arada micro sim kart takmanız gerekiyor. Onu da belirteyim. SD kart yuvasına bir micro SD kart takarak cihazın depolama kapasitesini arttırıyorsunuz. Alcatel 2057'nin bu genel görünümünden sonra şimdi teknik özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Çok fazla da bir teknik özelliği yok bu arada. Hepsini okuyacağım sizlere. Siz de en azından görmüş olursunuz. Kaçıranlar için açıklamaya da aynı teknik özellikleri bırakıyorum zaten biliyorsunuz. 2.4 inçlik 240x320 piksellik bir ekranımız var. MediaTek'in MT6261D işlemcisini kullanıyor. 4 GB RAM, 4 MB depolama alanı. MicroSD bellek kart yuvası var dedik. 32 GB'a kadar buraya kart takabiliyorsunuz. 970 mAh'lik pilimiz var. Bluetooth özelliğinin olduğunu söyleyelim ve çift hat desteğimiz de bulunuyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim bu telefonun kullanım deneyimine. Şimdi bu telefonu ben biraz kullandım arkadaşlar. Nostalji yapmak isteyenler için gerçekten de çok güzel bir telefon. Böyle açıyorsunuz. İşte bir ses çıkıyor mesela bakın. Kapatınca çıkıyor bu arada. Böyle bling bling diye sesler çıkıyor. Kullanımı çok zor değil. Ortadaki tuşa bastığınız zaman burada bir menü sizleri karşılıyor. Burada 9 tane seçeneğimiz var. İşte kişiler var. Burada aynı kişileri görüyorsunuz. Adres defterinizdeki. Sonra mesaj var. Gelen mesajları okuyorsunuz. Çağrı günlükleri yani yaptığınız aramaları ve size gelen aramaları görüyorsunuz. Bunun dışında çağrı filtresi var. Kamera var. Fotoğraf makinesi dediğimiz taraf var. Araçlar var. Multimedya var. Burada şimdi araçlarda şöyle bir durum var. Ses kaydedicimiz var. Güzel bir şey bu. Birim dönüştürücü var. Bu da enteresan olmuş. Ayarım var. Takvim var. Görevler var. Hesap makinesi var ve Bluetooth var. Bir de el freni var. Ek olarak sesli alarmımız var. Dünya saatimiz var. Sim alet kutumuz var ve sahte arama diye bir bazı telefonlarda vardı eskiden, bu artık pek kalmadı. Bölümümüz var. Hatta bir deneyeyim bakayım. Bu sahte arama kısa yol tuşu. Yap bakalım bir. Yani sahte arama kısa yol. Bir sizi arıyormuş gibi gösteriyorsunuz. Böyle bir enteresan bir şeydi bu. Burada böyle özellikler bulunuyor. Burada tamam ve geri çıkıyor her zaman karşınıza. İşte yukarıdaki en üstteki soldaki tuş tamam oluyor. Diğer sağdaki tuşsa geriye aktif ediyorsunuz.
Multimedyada ise resim görüntüleyici var. Çektiğiniz fotoğrafları görüyorsunuz. Video kaydedici var. Kamerayı açıyorsunuz burada. Video yönetici var. Çektiğiniz videoları yönetiyorsunuz. Bir de FM radyo var. FM radyonun çalışması için yalnız kulaklık takmanız gerekiyor. Kutudan kulaklık çıkmıyor. Siz bir tane 3,5 mm standart bir kulaklık takmanız gerekiyor. Telefon kulaklığı. Onun dışında ayarlar var. Bu ayarlarda işte profiller, telefon ayarları, güvenlik ayarları, çift sim ayarı, arama ayarları, ayarları geri yükle, yasal ve güvenlik ve hakkında diye bölümlerimiz var. Bu arada bir okuyucum, bir takipçim bana sormuştu. Telefon kapalıyken kapağı, arama geldiğinde açınca yanıtlıyor musunuz diye. Şöyle bir garip durum oldu bu. Onu ayarlarını değiştirdim ben sonra. Telefon kapağı bu şekilde, yani şöyle kapalıyken arama geldiğinde meşgule düşüyor. Bunun bir ayarı var. Bunu arama kısmından düzeltiyorsunuz. Kapalıyken meşgule düşmüyor. Açtığınız zaman otomatik olarak açılıyor. Günümüzde artık birçok yaşlı dediğimiz, hani belli bir yaşımız üzerinde annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz de artık sosyal medya kullanıyor ve bu telefonda sosyal medya bulunmuyor. Yani Instagram, WhatsApp, şu vesaire, ne bileyim Facebook gibi uygulamaları bu telefona yükleyemiyorsunuz. Zaten uygulama yükleme ayarı yok ama hani böyle ben sosyal medya kullanmak istemiyorum ve sadece alo desin kategorisinde olan bir etrafınızda anneniz olur, babanız olur, dedeniz olur varsa aslında onlar için birebir bir telefon. Bu çok da güzel bir telefon bence. Tam onların işine görecek kocaman tuşları olan güzel bir telefon. Buradan da kullanabiliyorsunuz. Son bir menümüz var. O da dosya listesi. Burada cihazın içindeki hem telefonda hem de bellek kartınızdaki işte çeşitli dokümanları görebiliyorsunuz. Bu arada birisi daha sormuştu. Onu da buradan yanıtlayayım. MP3 çalma özelliği ben var demiştim ama MP3 çalma özelliği yokmuş. YouTube'dan yazmıştı bana. Onu da söyleyeyim. Yani MP3 kopyalıp denedim. Ne yazık ki yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani kim için olabilir bu telefon? Sosyal medya ihtiyacı olmayan, WhatsApp kullanmayan, Facebook kullanmayan veya kullanmak istemeyenler için çok güzel bir telefon. Alınır, çok rahat kullanılır. Anneniz olur, babanız olur, dedeniz olur, nineniz olur. Belki siz kullanmak istiyorsunuz, kullanılabilir. Çok da güzel bir telefon olmuş. Yani o manada istiyorsanız. Dediğim gibi sosyal medya hesapları asla yüklenemiyor. Yani Instagram, Twitter, Facebook veya başka herhangi bir uygulama yükleyemiyorsunuz bu telefona. Telefon hafif, küçük, kolay. Hani böyle küçücük cebinize koyuyorsunuz, unutup gidiyorsunuz. Gelelim pil tarafına. Pil tarafında 970 mAh'lik bir pil olduğunu söyledik arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Ben tek hatta denedim. Yani bir haftayı çok rahat görüyorsunuz cep telefonunu. Yani bir hafta inanılmaz bir rakam. Eğer çok da kurcalamazsanız bu rakamı biraz daha yükseltmeniz bile mümkün. O bakımdan hani özellikle pil tarafında sıkıntı olmasın diyenler için birebir bir telefon olmuş Alcatel 2057. Bir de kutudan şöyle bir şey çıkıyor. Kulaklık falan çıkmıyor. Zaten bir tane bir şey çıkıyor. Şöyle bir adaptör çıkıyor. Bir ucunda micro USB bağlantımız var. Diğer ucunda sabit bir adaptörümüz var. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir micro USB kablosu olup ucuna da bir USB çıkışı veren bir adaptör taktığınız zaman onu da kullanabilirsiniz. Tercih sizin yani. Hangisini kullanmak istiyorsunuz onu kullanırsınız. Gelelim kamera tarafına. Kameramız var mı var cinsinden. Şöyle şurada duruyor. Üst kapakta duruyor. Bu yüzden hani selfie çekmeniz biraz zor. Ben bir iki tane denedim ama hani yerini göremiyorsunuz kendinizi. Aynada falan çekmeniz lazım. O yüzden birazcık zor oluyor. Hani açayım hatta kamerayı, siz de burada canlı canlı görmüş olun. Şöyle hani kendinizi işte böyle bir benim gibi kamera olacak ki ancak öyle çekeceksiniz bu şekilde. Fotoğrafta 640x480 maksimum çözünürlük. Videoda 320x240 piksel çekiyor. Çok iyi çekmiyor takdir edersiniz ki. Sonuçları videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Oradan da görebilirsiniz. Sonuçlar çok iyi değil ama zaten bu telefonun da hani öyle bir iddiası da yok arkadaşlar. Çekiyor mu? Çekiyor. İyi ışık varsa fena olmayan diyeyim. Sonuç veriyor. Hatta şunu söyleyebilirim. 2000'li yılların teknolojisini birebir size simüle etmiş oluyor. En azından kamera tarafında. Çünkü 2000'li yıllarda bizim kullandığımız cep telefonlarında bu şekilde fotoğraf çekiyordu. Sağ olsun Alcatel bize güzel bir simülasyon yapmış. 2000'li yıllarda nasıl fotoğraf çekiyorduk, hangi çözünürlükte çekiyorduk birebir görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kamera tarafı var. Hani var mı? Var. Evet. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada bir konuda hatırlatma yapayım. Telefonun üzerinde 4 MB depolama alanı olduğu için eğer fotoğraf ve video çekmek istiyorsanız haricen bir micro SD kart takmanız gerekiyor. Ben video ve fotoğraf çekmeyeceğim, benim için o taraf çok önemli değil diyorsanız
Böyle bir kart takmanıza gerek yok. Telefonun başka bir özelliği yok arkadaşlar. Yapabileceğim bir test vesaire yok. İşte kamera örneklerini gösterdim. Özelliklerinden bahsettim. Annenize, babanıza, dedenize, ninenize sosyal medya istemiyorsa eğer alıp kullanabileceğiniz bir telefon. Sosyal medya istiyorsa bu telefon işinize yaramaz. Onu baştan söyleyeyim. Gelelim fiyat meselesine. Ben bu incelemeyi yaptım tarih itibariyle. Ekim ayının ortalarında yaptım bu incelemeyi arkadaşlar. Alcatel 2057 cep telefonunun fiyatı 1300 TL civarındaydı. Özelliklerine baktığımızda, sunduğu teknolojilere baktığımızda bence makul diyebiliriz. Bu rakamları akıllı bir telefon bulmanız çok zor. Bulursunuz da çok eski teknoloji olması gerekiyor. O bakımdan hani akılsız telefon açısından bence güzel bir rakam. Fakat şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu rakamı duyduktan sonra muhtemelen bazılarınız şu yorumu yapacak. İşte ya internette daha farklı akılsız telefonlar var. 300 liraya satılıyor, 500 liraya satılıyor, 700 liraya satılıyor. Bu rakam yüksek değil mi? Arkadaşlar o telefonlar sahte büyük bir çoğunluğu. Bir şekilde Türkiye'ye sokulmuş. Özellikle e-ticaret sitelerinde çok fazla var bu tarz telefonlar. Nokia 3310, farklı farklı firmaların kendi ismiyle gelen cihazlar da var. Çok başarılı ürünler değil onlar. Ben onları çok önermiyorum. Başınız ağrır. 3 gün sonra bozulduğu zaman karşınızda muhatap bulamazsınız. Alcatel tarafında böyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Kaliteli, güzel ve akılsız telefon arayanlar için iyi bir model olmuş. O ucuz modellerle bunu karşılaştırmayın derim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda biraz farklı bir şey yapıp sizlere akılsız bir telefon nasıl olur, ne gibi bir deneyim sunuyor bunu aktarmaya çalıştım. Alcatel 2057 ilginç bir telefon olmuş. Çok fazla rakibi de yok piyasada. Bu modelle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu benim için önemli. Abone rakamım arttıkça bu tarz farklı incelemeler, enteresan ürünler, farklı videolar çekme konusunda benim için de bir motivasyon sağlıyor bu abone sayısı arkadaşlar. Açıklamada tek bir tıkla abone olma imkanı sunduğum bir link paylaşıyorum. Oradan hemen kanala abone olabilirsiniz. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarında takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de yine açıklamada mevcut. Tek bir tıkla istediğiniz herhangi bir sosyal medya hesabıma abone olabilirsiniz. Oralarda da sizi bekliyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.